Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere okuduğum beslenme ve diyetetik bölümü hakkında aklınıza takılan soruları bir nebze olsun cevaplayabilmek için birkaç tane bilgilendirici, tercih döneminde sizler için aydınlatıcı video çekmiştim. Videolarımın yorum kısmına en çok gelen sorular, en çok akılda takılan konu işsizlik, bu bölümden mezun olunca iş bulabilir miyim oldu. Bunları elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım ama artık bir yere kadar cevap verebildim. Daha öncesinde de sizlere söylemiştim, ben size bu bölümden mezun olduktan sonra iş garantisi veremem veya işsiz kalırsınız diye kesin bir yargıda bulunamam diye. Şimdi bugün burada sizler için iki tane bu konunun hakkında ve daha kapsamlı aklınıza takılan soruları cevaplayabilmek adına iki tane site önerisinde bulunmaya geldim. Bu site önerilerini videomun açıklama kısmına bırakacağım linklerini. Yok Atlas'ı çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Zaten videolarımın yorum kısmına gelen sorularda da çoğu arkadaşıma söylemiştim, girip bakabilirsin akademik kadrosuna, öğretmenlerine, merak ettiğin okula veya merak ettiğin bölümün puanlarına diye. Orada detaylı bir şekilde bilgilendirme olduğunu söylemiştim. Ama bu ilk söyleyeceğim siteyi çoğunuzun bildiğini düşünmüyorum. Ben de zaten yeni keşfettim. Cumhurbaşkanlığı İstihdam Ofisi olarak, ofisinin bir sitesi olarak geçiyor. Üniveri adı altında. Bu sitede genel olarak hem merak ettiğiniz bölümü, merak ettiğiniz konularına bakıyorsunuz. Örneğin iş bulma, örneğin maaşlarına bakabiliyorsunuz. Hem de başka bir X bölümüyle kararsız kaldım. Bu yorumlara da bana çok geliyor. X bölümü ve beslenme ve diyetetik arasında çok kararsız kaldım. Hangisini seçeyim, hangisinin iş imkanı daha iyi diye. Şimdi gelin bakalım detaylı olarak inceleyelim. Sitede neler var, hangi göstergelere ulaşabiliyorsunuz, nelere ulaşabiliyorsunuz, kafanızdaki soru işaretlerini nasıl çözebilirsiniz birazcık olsun. Videonun altına bıraktığım linke tıkladığınızda bu sayfa açılacak arkadaşlar. Burada istediğiniz bölümü seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz bölümün iş bulma süresi, başlangıç ücreti gibi böyle bir sürü göstergeyle bakabiliyorsunuz. Mesela bunun yanında karşılaştırabiliyorsunuz başka bir bölümle. Mesela biz karşılaştıralım. Örneğin bilgisayar mühendisliği ve bankacılık. Şu an iş bulma sürelerini karşılaştıralım dedik. Mesela bilgisayar mühendisliğinin bankacılığa göre iş bulma yüzdesi biraz daha fazla, mesela mezun olmadan önce biraz daha fazla gözüküyor burada. Bu şekilde aklınıza takılanları burada aratabilirsiniz veya sadece bir bölüm olarak aratabilirsiniz. Mesela beslenme ve diyetetik diyorum. Başlangıç ücreti diyorum. Burada ücretleri görebiliyorsunuz. Yüzdelik dilimlere dağıtılmış bu arada. Bu şekilde istediğiniz bölümü veya bölümleri karşılaştırabiliyorsunuz. Aklınıza takılanları buradan yüzdelik dilim olarak araştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Site bu şekilde, tekrardan gösteriyorum. Evet arkadaşlar, sitenin içeriği bu şekilde. En azından biraz olsun kafanızdaki soru işaretlerini gidermiş olacağını düşünüyorum. Gelelim ikinci sitemize. Dediğim gibi bu Yok Atlas'ı çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de nasıl kullanılıyor, hangi verilere nasıl ulaşabiliriz? Gelin hep beraber bir bakalım. Evet arkadaşlar, videonun altına bırakacağım ikinci linkten de bu siteye ulaşıyorsunuz. Yok Atlas. Bana gelen yorumlarda da çoğunlukla yönlendiriyorum sizi buraya. Mesela lisans atlasına basıyorum. Burada lisans programı seç diyor veya üniversite seç diyor. Ben şu an bir tane lisans programı seçeceğim. Ne seçebiliriz? Yine bankacılık ve sigortacılık diyorum. Şimdi burada olan üniversiteler çıkıyor. Bu bölüm olan üniversiteler. Buradan bir tane üniversite basacağım. Mesela Isparta Üniversitesi bastım. Değişmiş ismi. Bunu ondan bahsetti. Sonra bu bölümle, bu okulla alakalı burada merak ettiğiniz şeyler var. Mesela yerleşen son kişinin profili. Yine okulla alakalı burada yerleşme koşulları var. YKS başarı sıralamaları var. Mesela burada akademik kadro kısmı var. Şu an tıklamıyorum. Çünkü böyle fotoğrafları çıkıyor öğretim üyelerinin. Öğretim üyelerinin dediğim gibi fotoğraflarına, ünvanlarına,
profesör, doçent ne olduklarına bakabiliyorsunuz. Hani size eğitim verecek kişileri de buradan görmüş oluyorsunuz. İçinizin rahat etmesi, okulun eğitim seviyesini bir nebze anlayabilmek açısından bu sitenin de size yardımcı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi okul veya bölüm seçerek buradan, mesela üniversite seç diyerekten buradan bir tane üniversite seçelim. Anadolu Üniversitesi. Buradaki o üniversitede olan bölümleri, o bölümle alakalı olan, mesela işletmeye tıkladık. O bölümle alakalı olan, aklınıza takılan şeyleri bir nebze buradan cevaplayabilirsiniz. Bana gelen, en çok gelen sorulardan biri bu oluyor çünkü. Şu okul nasıl, bu okul nasıl? Ben tabii bütün okulları bilemiyorum ama buradan belki size biraz daha yardımcı olabileceğini düşünüyorum bu sitenin de. Arkadaşlar biliyorum tercih dönemindesiniz. Kafanızda soru işaretleri var, kafa karışıklığı var. Hangi bölümü seçmeliyim? Hangisi benim için daha iyi olur? Bu konuda çok tedirginsiniz ve tercih dönemi yaklaştıkça da kafanızdaki soru işaretleri artıyor, kafa karışıklığı artıyor. Tercih döneminin sonlarına yaklaştıkça, özür dilerim. Bu da çok normal. Bu yüzden olabildiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yine aklınıza takılan olursa, genel olarak sadece beslenme ve diyetetik değil, genel olarak aklınıza takılan olursa videomun yorumlar kısmına bekliyorum. Ve bu siteler, bu site önerileri sadece bu sene sınava girmiş olanlar için değil, mezunu bırakmayı düşünenler için veya daha sınava girmeye bir senesi, iki senesi olan liseli arkadaşlarıma da bir öneriyle bulunmak için paylaştığım siteler. Yine sizlerden bir isteğim daha olacak. Bir sonraki videoda neden bahsedeyim? Hani ben kendim hakkımda da olabilir. Kendi tercih dönemimde yaşadığım sorunları da böyle sohbet şeklinde anlattığım bir video da olabilir. Veya sizin istediğiniz herhangi başka bir içerik de olabilir. İstediğiniz içerikleri de yorumlar kısmına bekliyorum. Yani kısacası her türlü video fikrine açığım. Elimden geldiğince sizlere faydalı olabilecekse bildiğim kadarıyla, bilmediğimde araştırıp öğrenip sizlere yardımcı olmak için çekmeye hazırım. Sizlerle paylaşmaya hazırım. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur bu ikisi de size. Videomun açıklama kısmına ikisinin de linkini bırakıyorum. Yine videomun kart bölümünü daha önceki videolarımı da bırakıyor olacağım. Kanalıma girerek bu bölümle alakalı özellikle beslenme ve diyetetik seçecekler, seçmek isteyenler için çektiğim videolarım var. Hatta staj videom bile var. İzleyebilirsiniz. Şu an videomu ilk defa izliyorsanız, kanalımı ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı eğer beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de şu beğenmedim tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü gerçekten ben sizin ilginize göre video çekmeye çalışacağım. Hani beğenmediğiniz içerikleri daha az karşınıza getirmeye çalışacağım. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Umarım hakkınız daha hayırlısı olur. Emeklerinizin karşılığını alırsınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.